Selamünaleyküm değerli tespit sever abilerim, kardeşlerim, arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Şimdi burada şöyle bir eski kutumuz var. Hatta birkaç yeri soyulmuş. Buraya sticker falan da sipariş verdim. Şurası da biraz artık ne oldu bilmiyorum. Bunu da deri parlatıcısı falan temizleyeceğim. Kutuyu yeni bitirdim. Komple kendi tasarımım yaptığım şöyle bir deri kutu. Artık buraya kilitli bir şeyler yapacağım. Bakalım yapmadan da verebilirim aslında. Şöyle güzel bir video çıkartayım dedim. En azından sizler de videosuz kalmayın diye. Sonuçta sizler değer veriyorsunuz, beni takip ediyorsunuz, izliyorsunuz ve doğal olarak biz de, yani ben de kendi adıma söyleyeyim, sizlere değer verip birkaç video çıkarmam gerekiyor. Videoya başlamadan önce beğenip yorum yaparsanız, abone değilseniz, abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hop şöyle kutumu açmak istiyorum. Öncelikle kutuda 500'lü, 33'lü, 45'lik ve 99'luk kuka bulunmakta. 500'lüğü de Doğu Anlas kardeşimden çaldım fikir olarak. Onun görmüştüm böyle bir 500'lük seri yaptığını ve internette de baktım, kimse de 500'lük şöyle sistemli tarzında da fazla yok. Sistemi komple bana aittir. Güzel bir sistem yaptık. 500 happeli kuka tesbih, böyle özelde gömme kutu yaptım. 4 tane yedek happesi var. Şöyle bir tane yedek imamesi var. 33'lüsü tam bitmedi. Bunun bir hitame çivisi kaldı. Onun içinde torna makinemin şeyi bozuldu. Bu mili kırıldı. O geldiği zaman da onun deliğini açıp 33'lüsünü de takmayı düşünüyorum. Çıtır çıtır çekimi olan seçme happe kukalardan yaptım. Bunun için çok fazla kuka bozdum ve seçtim. Delikleri, kötü olanların deliklerini toparladım. Yaralı olanları çıkardım. Genellikle toplamasyon güzel bir proje yaptım. Eğer dileyen de olursa gömme kutusuyla beraber sizlere göndereceğim. Şöyle 45'lik güzel bir model. Arabik. Komple sistemli. Doğal. Müezzinleri olan. Çıtır çıtır çekimi olan. 45'lik arabik kuka model. Bunların fazla fazla da yedek happelerini falan göndereceğim, elimden olan hitamelerini falan sizlere. Hitamesiniydi. Ondan sonra imamesi fazladan göndereceğim. Şöyle de bir 99'luğumuz var. 99'luk bile büyük mübarek. Genellikle böyle set olarak internette falan fazla göremedim. Ben de o yüzden komple kendim yapmak istedim bu seti. Böyle bir 500'lük yaptım, 33'lük koydum, yanlarına kutu mutu yaptım. Bir de şu kutuyu dışarıda yaptırdığımızda sadece kutusu 4-5 bin liraya mal oluyor. Şimdi bir de bu 4-5 bin lira kutu masrafı vermektense kendi imkanlarımla şöyle bir gömme kutu yaptım. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu tarz ürünlere ya da bunun gibi fikirleriniz varsa ya da bu tarz ürünlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki iki tane Instagram adresimden bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi verebilirsiniz. Benim de bütçem yettiğince, imkanım yettiğince sizler için yapar hazırlar, sizlere gösteririm. Eğer hoşunuza giderse alırsınız, hoşunuza gitmezse bende kalır, koleksiyonumda kalır. Sergilerim dükkanımda, böyle şeylerin sergilenmesi de çok güzel oluyor. Öncelikle şöyle bir şey yaptım. Bizim hemen Maltepe'de bit pazarı var, olduğum dükkanın üst katında. Oradan gittim, bir kutu buldum. İçerisinde de sünger buldum bir esnaf dostumuzla. Onun üzerine kadife tarzı bir şöyle ufak bir çarşaf tarzı bir şey buldum. Bunu içerisine bal ile yapıştırdım ama öncelikle içerisini kestim. Ortalama 1-1,5 saatimi aldı. Şu iç kısmına, şurada iç kısmına da bir plaket yapmayı düşünüyorum. Şu dışında hafiften yara var. Buraya mesela mos tesbih olarak şöyle bir ufak plaket tarzı bir şey yapabilirim. Şu ön kısmına hemen bir çirit yapabilirim. Şuraya da hemen bir tane, şuraya ya da buraya bir tane mos ticaret diye küçük bir amblem koyabilirim. Şu iç kısmına da kukanın anlamını içeren şeylerini yazar, Trendyol'a gönderebilirim. Ya da bu şekilde isteyen olursa da gönderebilirim. Tesbihin happelerinde kolay kolay bir zarar yok. 99'luk 10 tane tesbih bulmuştum. Ondan sonra dedim ki ben bununla bir proje yapayım. Bunun 10 tanesini bozdum. Bir 10 tane daha sipariş verdim. Şöyle de güzel bir proje yaptım. İnşallah siz değerli izleyici dostlarımın, kardeşlerimin de hoşuna gider. Kukalar biraz eski gibi duruyor ama eski değil. Ben bunları bir toptancıdan aldım ve bu şekil yaptım. Bir de bu şekil olan 500'lü, 33'lü, 45'lik olarak bir de sıkma keri var. Projem var çubuk olarak. Çünkü çubuklar aşırı güzel renk alıyor. Kuzen şuradaki 99'luk şeyi verir misin, çubuğu bana? Çok güzel renk alıyor. Bu tarz bir tespit topluluğu da bulabilirsem onu da yapacağım. Hatta göstereyim size. Mesela şu tarz bu limon rengindeydi.
ve bunu 99'luk yapıp kendime ayırmıştım ve çok da güzel renk aldı. Ucuna da hafiften gümüş bir püskül taktım. Bu tarzda renk aldı. Bu tarz malzeme bir tane daha bulursam bunu da 99'luk, 500'lük, 33'lük yapıp her şeyle beraber saklamak istiyorum. Sakladığım zamanlarda şeyleri falan, imameleri olacak. İlerleyen zamanda da onları tekrardan 33'lüğe çevirip satabilirim ya da normal o şekilde set olarak satabilirim. Bu şekilde sergilediğim zaman biraz daha güzel, biraz daha şık duruyor. E durması da benim için biraz daha faydalı oluyor. Sizlerin de bu tarz projeniz varsa ya da yapamıyorsanız, aklınızdaysa şöyle de güzel olur, böyle de güzel olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da açıklamadaki Instagram adreslerinden benimle iletişime geçip tek tek bunları yazabilirsiniz. Şimdi 500 tane hap benim birleştirdiğine sistem yapmak çok zor. Bunu bildiğiniz masaya falan çıkarak sistem yaptım ama gerçekten de hoşuma gitti. 500'lük, 1000'lik bu tarz tespitleri duyduğum fazlasıyla görememiştim. Yani yakından görememiştim bu şekilde. Ama çok fazla duymuştum. Nasıl oluyor acaba diye de çok merak ettim. Ben ne yapabilirim dediğimde bir tane toptancı kardeşimiz bize 10 tane 99'lu kuka getirdi. Ben bunları nasıl değerlendirebilirim diye düşündüğümde dedim ki bir tane 500'lük, bir tane 33'lük, 45'lik, 99'luk ve yanlarına birer yedek habbe, birer tane de yedek imame koyup aslında güzel bir şey de çıkartabilirim dedim. Sistemini, hitamesini, her şeyini ayarladım. Sistemdeki habbeleri zor oynuyor. Harbiden diyorum güzel bir şekilde de yaptık şöyle sistemini. Tespihi komple gösteremiyorum, alanım yok ama çekimi çok lezzetli, çok güzel oldu. Sanki böyle eski Osmanlı işi bir kukaymış gibi duruyor renkleri ama öyle bir renk değil. Gerçekten söylüyorum, yeni bir malzeme ama bu şekilde olduğunda da çok fazla değerlendi. Hayal gücümüzü kullanalım. Kutuyu 50-60 lira gibi bir şey aldığımı düşünürsek içindeki süngeriydi, beziydi, balisiydi falan filan 200 lira bu şekilde olmuş olur. Bunun üzerine bir 400-500 lira daha harcayıp şöyle plaketlerini her şeyini tamamladığımda da gerçekten çok değerli olabilir. Ya da sizler alıp devamında sizler tamamlayabilirsiniz. Bu gelen, yani şöyle söyleyeyim, bu kutudan gelen parayla tekrardan bir proje yapıp kendimi geliştireceğim. Kendimi geliştirdikçe de siz değerli dostlarıma bunları sunacağım. Sizlerin de dediğim gibi aklınızda bir fikir olur, bir şey söylersiniz, şöyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz dediğinizde bunları da yapıp sizlere iletmek istiyorum. Bir sonraki projemde de aynı bu tarz bir kutu yapıp o kutunun içerisine şöyle sünger yapıp tespih malzemesi, sıkma kehri var, ateş kehri var tarzı bir malzeme koymak istiyorum. Bu da bence çok güzel olur, değerli olur bu projemde. Eğer bu konuda fikir vermek istiyorsanız da dediğim gibi her türlü görüşe, eleştiriye, her şeyi açığım. Yeter ki sizler söyleyin. Sizlerin sayesinde epey bir kendimizi geliştirdik. Çünkü sizler bizim dostumuzsunuz. Sizler bizden alışveriş yapıyorsunuz ve sizler koşulsuz şartsız bizlere güveniyorsunuz. Doğal olarak ben de sizleri kırmadan siz ne derseniz onu yapıyorum. Son olarak sayıyorum: 500'lü kuka sistemli, 33'lü kuka sistemli sadece hitame çivisi yapılacak. O da çok az bir şey kaldı. Onu da bir iki güne yapmış olurum. 45'lik arabik model bir kuka, bir tane de 99'luk güzel bir kuka. İnşallah güzel sahibinin elinde, güzel sahibinin koleksiyonunda değerlenir deyip videomu burada bitirmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle.